Süresiz olarak maçlar tatil edilmiştir. Sayın Süreyle Başkanım, ilgili bir belli bir periyodunuz var mı? Şimdi bir ay, iki hafta, üç hafta. Şimdi önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili açıklamalar yapacağız. Yarın bir hakemimizi ziyaret edelim. Tekrar toplanacağız. Yönetim kurulunu bakın, gecenin bir buçuğunda bütün yönetim kurulumuz burada. Sağ olsunlar. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu önemli konuda çok önemli kararlar alıyor. Bu kararları alırken de tüm kulüplerimizin şu anda desteği, sağ olsunlar hepsi geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Aynı sorumluluğun devam etmesini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, son olarak şunu sormak istiyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sayın Bakanlarımız, Spor Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı olaya müdahil oldular, açıklamalar yaptılar. Toplantı esnasında başka görüşmeler oldu mu? Sizin toplantınıza katılan resmi erken oldu mu efendim? Sayın Cumhurbaşkanımız aradı beni. İçişleri Bakanımız aradı. Genç ve Spor Bakanımız aradı. Onlar da gerekenleri söylediler. Hukuki olarak zaten biliyorsunuz özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımız, Adalet Bakanımız tweetlerde gerekli açıklamaları yaptılar. Biz de toplantıda olduğumuzu söyledik. Başarılar dilediler ve gereken çalışmaları yapıp kararımızı alacağımızı söyledik. Onlar da bütün kararlarda bizi desteklediğini Ankara özellikle Ankara Büyük Kulübü'nden yönetimden arayan konuşulan oldu mu? Çünkü onlar resmi sitelerin bir açıklama yaptılar konuyla ilgili ama. Hayır yok. Bizi sadece Kulüpler Birliği Başkanı ve bazı kulüplerimiz Sayın Ali Koç ve ve diğer başkanlarımız bazıları mesaj attılar, bazıları telefon açtılar. Hepsi çünkü bu gerçekten hakemimize atılan bir yumruk, hele hele yere düştükten sonra bir de tekmelemek çok utanç verici bir olay. Gerçekten utanç verici bir olay. Ben tüm kamuoyunu yarın bu olay kesinlikle unutulmaması lazım. Bir hafta sonra, 10 gün sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması lazım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bunları lütfen sizler de prim vermeyin. Popülizm yapmayın. Burada bu daha büyük olaylara sebep olabilir. Hepimiz bundan Türk futbolu olarak zarar görebiliriz. Onun için bir barış ortamını mutlaka hepimizin desteklemesi lazım. Teşekkür ederim. Başka UEFA'dan sizinle temasa geçen oldu mu Sayın Cefer'in veya UEFA'dan başka bir yetkili sizinle temasa geçti mi? Yok, bu saate şu anda geç, onlar yarın bizle temasa geçerler. Başka konusu gündemde mi? Spordan ben ya da futboldan ben. Bunları bizim biliyorsunuz gerekli cezaları Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi vermiyor. Bizim kurullarımız var. Disiplin kurulumuz var. Tahkim kurulumuz var. Yarın bunları bizim hukuk müşavirliğimiz sevk edecek. Onlar da gereken en ağır cezayı verecekler. Başkanım, akta gelen kötü sorular var. Yani şu anlamda uluslararası organizasyonlarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşanabileceği konusunda işte yorumlar yapılmaya başlandı. Uluslararası alanda Türk futboluna, ülkemize yansıması konusunda endişeleriniz var mı efendim? Yok, şu anda öyle bir endişemiz yok. Ama önemli olan biz önce hakemlerimizin bu konuda sahipsiz olmadığını, hakemlerimiz Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçların yapılması için en önemli paydaşıdır. Biz özellikle bu gece bunu belirtmek istiyoruz. Hakemlerimize bütün kamuoyunun saygı göstermesini istiyoruz. Özellikle küfüre ve şiddete hayır diyoruz. Gecenin şu saatinde değerli basın mensupları, sizlere böyle bir açıklama yapmaktan büyük üzüntü duydum, ifade etmek istiyorum öncelikle. Sayın Başkanım, Sayın ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler, ki Türk hakemliğinin en önemli noktasında, dünya hakemliğinin en önemli noktasında, UEFA'da, FIFA'da elit hakem kategorisinde, Euro 2024'de gitmesini arzu ettiğimiz bir kardeşimizin başına böyle bir menfur saldırının gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Ve buna sebebiyet veren kulüplerimizin, yöneticilerimizin bir defa daha biz ne yaptık diye düşünmelerini bekliyoruz. Ve bu olayı, bu menfur saldırıyı da şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Bununla ilgili elbette Futbol Federasyonumuzun, kurullarımızın, Türk adaletinin, kanunların önünde hesap vereceğini de ümitle bekliyoruz. İnşallah bu konuda gereken adalet yerini bulur
ve Türk hakemliği ile ilgili sadece hakemlik olarak bakmamak lazım. Futbolun tüm paydaşları bu konuda sorumluluklarının gereğini yerine getirme içerisinde biz nerede ne yapmamız lazım hep beraber düşünmemiz lazım. Bunun sorumlusunun bütün paydaşlar olduğunu bir defa daha burada belirtmek istiyorum. Ve hakemimize geçmiş olsun diliyoruz. Ümit ederiz ki bu tür şeyleri bir daha konuşmayalım. Sen çok teşekkür ederim. Aradınız mı kendisini? Konuştunuz mu telefonla? Görüştüm. Bilinci nasıl yerinde, durumu? Bilinci yerinde tedavi ilgili gerekli müdahaleler yapılıyor. İnşallah yarın daha iyi haberleri de sizlere paylaşmaktan mutluluk duyacağız.